Beşiktaş TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Beşiktaş İntegral Forex takım kaptanı Muratcan Güler'le birlikteyiz. Kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Kaptan, öncelikle kabul ettiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle biraz geçtiğimiz sezondan başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sezonu kısa olarak nasıl değerlendiriyorsun? Geçtiğimiz sezon yeni bir yapılanmaya gitmiştik. Yeni bir kadro kurulmuştu. Bu kadronun başına da Ahmet abi gelmişti. Sezona lig açısından kötü başlamıştık ama Euro Cup'ta da iyi gidiyorduk. İlk devreyi istediğimiz yerde bitiremedik lig açısından ama Euro Cup'ta başarılı bir sezon geçirdik. Son 16'ya kaldık. Maalesef avantajlı gittiğimiz Rusya'dan kötü bir sonuçla ayrıldık ve son 16'da elendik. Onun dışında da ikinci lig devrede çok yükselen bir performansımız vardı. 15'te 13 yaptık son oynadığımız karşılaşmalarda. Playoff'a da çok iyi başladık ama maalesef kendi sahamızda son topta Galatasaray'a yenildik. Sağ avantajını elimize geçirip sağ avantajını kaybettik. Son maçı da kaybederek ilk turda elendik. Beşiktaş'ın sonuçta ilk turda elenmemesi gerekiyordu. Hiçbir zaman için hiçbir mazereti olamaz. Ancak ikinci devresine genel anlamıyla bakarsak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Playoff haricinde. Şimdiki hedefimiz de bunu playoff'lara da taşıyıp artı ligin ilk devresinde daha iyi tamamlayıp sonuçta sağ avantajı elimizde olacak şekilde ilk dörde girerek bitirirsek en azından son iki sezondur gerçekleştiremediğimiz sağ avantajını playoff'larda kendi evimizde başlama avantajına çevireceğiz. Bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum iki maçlık serilerde. Kaptan, sizi geçtiğim sezon en çok mutlu eden maç hangisiydi ya da en çok üzen maç ayırırsak? Yani en çok üzüldüğümüz maç işte o Soma olaylarının da olması sebebiyle zaten hem seyircimizde hem kendi üzerimizde bir maalesef ölü toprağı vardı. Onu atamadık. Daha rahat oynayabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama ülkemizin içinde bulunduğu ortam ve şeyden dolayı olumsuz havadan dolayı biz de maça kötü başlamıştık. O maça çok üzüldüm. Çünkü hem taraftarımızın hem de bizim hak ettiğimiz bir tur olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Live Hospital'ı orada güzel bir oyunla yenmiştik. Kendi sahamızda da yenip turu geçecektik. O da bize önümüzü çok açacağına inanıyordum. Ama bunu gerçekleştiremedik. O maça çok üzüldüm. En çok sevindiğim maçta açıkçası Zaragoza deplasmanı. Çünkü insanlar bizden ümitlerini kesmişti Euro Cup'ta. Beşiktaş taraftarı değil de Türk basketbol camiası işte Zaragoza'yı deplasmanda yenemeyeceğimizi düşünmüşlerdi. Ama biz orada her zaman gibi birbirimize kenetlendik. Çok iyi savunma yaptık. Hücumda da belli düzeyde iyi bir performans sergiledik ve Zaragoza'yı yenip Euro Cup'ta son 16'ya kaldık. O maç çok güzel bir maçtı. Kaptan, bu sezondan beklentiler nelerdir? Hedefler nelerdir? Şimdi hedefler söylemek açıkçası Beşiktaş'ta çok kolay. Çünkü her zaman için şampiyonluk hedefliyoruz. Ama bunu son iki sezondur gerçekleştiremiyoruz ve gerçekleştiremediğimiz yerde ilk turda eğleniyoruz playoff'ta. Bunu artık yukarılara çekmemiz gerekiyor. Demin de bahsettiğim gibi bunu yapabilmemiz için ilk dört içinde bitirirsek çok büyük avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü playoff'un ilk turu iki maç üzerinden oynanıyor ve tabii geçen sezon biz ilk maçı da kazanmıştık ama iki maç kazanmak için ilk maçı kazanmanın kendi sahanızda daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu avantajla da gidersek daha iyi olur. İnşallah playoff'ta çok daha iyi yerlere gelen bir Beşiktaş göreceğiz. Onun dışında Euro Cup'tayız tekrardan. Bence bu sezon kadromuz çok daha geniş ve kaliteli. Bunun sayesinde hem Euro Cup'ta hem de Türkiye Kupası'nda hem de ligde daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Kaptan, Avrupa'da ligde ve lig kupasında başarı kriterleriniz nelerdir? Şimdi başarı kriterleri ligi zaten bahsettiğim gibi. İlk dörtte bitirirsek playoff için avantajlı olacaktır. Önemli olan yer playoff. Bizim oraya daha iyi konsantre şekilde girmemiz gerekiyor. Daha hazır olmamız gerekiyor. Euro Cup'ta geçen sezon son 16'ya kaldık. Bu bir başarıdır ama bu seneki kadronun onu daha da üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Tabii ki zorlu olacaktır. İki kulvarı bir arada götürmek deplasmanlar açısından, yolculuklar açısından yorucu oluyor ama geniş bir kadromuz olacak. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası'nda da geçen sezon çeyrek finalde elenmiştik. Bu sezonda açıkçası zorlu bir kura çektik. Ama ilk turu geçersek tabii ki ligin bu sezon nasıl olacağını tam anlamıyla kestiremiyoruz. Çünkü yabancı kuralının değişmesiyle beraber Türkiye Ligi'nde herkesin adaptasyon süreci olacağına inanıyorum. Bütün kulüplerin. Hiçbir takım açısından
Bu takımı kesin yenebiliriz. Çantada keklik gözüyle bakamıyoruz şu anda. Kadrolara baktığımız itibariyle. Zor bir lig olacak. Zor bir Türkiye Kupası olacak. Ama bunlar için zaten buradayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Takımın en tecrübeli ismi ve takım kaptanısınız. Bu sezon baktığım zaman genç bir kadroya sahibiz. Burada size çok büyük bir iş düştüğünü düşünüyoruz. Benle Kerem Tunceli'yi de aldık zaten. O da beraber bu işi beraber götüreceğiz. Engin de gayet tecrübeli bir arkadaşımız. Onun dışındaki bütün arkadaşlarımız genç, kaliteli oyuncular. Buraya, Bolu'ya gelmemizin asıl sebebi zaten burada kaynaşma ortamını sağlayabilmek. Şu an bizden eksik olan Kerem Tunceli, Ryan Breakoff ve Chris Lofton var. Bir de Bolu kampının başında sakatlanan Cem ile Kartal arkadaşımız yanımızda yoklar. Güzel bir ortam var. Burada beraber hem kaynaşacağız hem Ahmet abinin basketbolunu diğer arkadaşlara iyi bir şekilde anlatıp öğretmeye çalışacağız. Onun dışında da kondisyon depoluyoruz zaten. Ben bunlarda bütün arkadaşlarıma yardımcı olarak hem Beşiktaşlı'nın nasıl bir duruş olması gerektiğini hem de nasıl daha kolay takım olabileceğimiz açısından yardımcı olmaya çalışıyorum. Kaptan, yabancı sınır hakkında neler söylemek istersin? Sürenizin azalabileceğini düşünüyor musunuz hiç? Yani süreler azalır, artar, bunlar önemli değil. Önemli olan insanlara verilen roller bence. Kaliteli, ne kadar topun bizde olacağı önemli. Ne kadar top oyunun içerisinde sorumluluk alabileceğimiz önemli. Ben burada genç arkadaşlar adına üzülüyorum. Sonuçta bizler zaten belli bir yaşa geldik, belli bir yıllardır ligde oynuyoruz. Ancak genç arkadaşlar için fırsat bulmak daha da zorlaşacak. Çünkü her antrenör genç oyuncusuna aynı şekilde süre veya top kullanma sayısı vermeyecektir. Onlar da daha kolay olan yabancıları getirip onlar üzerinden takımı şekillendirmeye çalışacaktır. Bu bence ligimizin kalitesini arttıracağı gibi gözüküyor ama uzun vadede de Türk milli takımının ve Türkiye'de yetişecek basketbolcuların, Türkiye liginin taşıyacak oyuncuların ne kadar sorumluluk alabileceği, ne kadar süre alabileceği, bunlar çok önemli. İnşallah bütün hem antrenörler hem yöneticiler sadece yabancı getirerek ligin dönmeyeceğini ve aslında ligi taşıyan isimlerin Türk oyuncular olduğunu göreceklerdir. Ve bu kuralın daha iyi bir şekilde adapte edileceğini ve hepimizin uygun bir şekilde hem de genç çok iyi jenerasyonlarımız geliyor. Gençler Avrupa şampiyonu olduk, Ümitler Avrupa şampiyonu olduk. Oradaki kaliteli oyuncuların önemli olan 18-19 yaşından sonra işte 23-24 yaşına kadar oynama süreleri bulması gerekiyor. İnşallah o fırsatları bulurlar. Bu arkadaşlarımızı da iyi değerlendirirler ve Türk basketbolunu çok daha iyi yerlere getirirler. Kaptan, milli takım dediniz. Milli takımı nasıl buluyorsunuz? Yeni bir oluşum oldu. Hazırlık maçları oynanıyor. Sizin gözünüzden milli takım nasıl gidiyor? Ya açıkçası şu anda çok iyi gözükmüyorlar oynadıkları hazırlık maçlarına. Ancak tabii ki hazırlık maçları hazırlık maçları. Önemli olan turnuva. Turnuvada nasıl oynayacağımız. Tabii ki yeni bir oluşum var ama oradaki çekirdek kadro hala aynı. Ergin abi geldi gerçi antrenör olarak. Onun gelişi yeni. Ama onun dışındaki isimler zaten birkaç isim dışında bütün insanlar aynı isimler. Ben başarılı olacaklarını ümit ediyorum. İnşallah yurt dışında da bizi iyi bir şekilde temsil edecek bir milli takımımız olur. Ve en azından en son 2006 Dünya Şampiyonası'nda dünya altıncısı olmuştuk. Onu başarı olarak görmüştük kendi adımıza. Onun dışında hiçbir yurt dışındaki turnuvada son 15 senedir başarımız yok. İnşallah bu sefer İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olurlar. Bence adım adım bakmamız gerekiyor. Bizde çünkü hep hedefler yüksek konuyor. Ondan sonra da ilk turda başarısızlık gelince de büyük bir hüsran oluyor. Milletçe bu şekilde yaşıyoruz. O yüzden adım adım bakıp önce gruptan çıksınlar. Ondan sonra da hedeflerine inşallah ulaşırlar. Bu sezon ligde hedefleri yüksek tutan çok takım var baktığımız zaman. Beşiktaş'ın bunlar karşısındaki en büyük avantajı nedir? Nasıl bahsedebiliriz? Bizim en büyük avantajımız kendi seyircimiz, kendi sahamız. Onun dışında da bence iyi bir kadro kuruldu. Bu kadroyu kurmak tabii ki çok önemli ama kadronun takım olabilmesi asıl önemli olan. Biz geçen sene mesela tabii ki Avrupa'da başarılı skorlar alıyorduk ama ligde tökezlemiştik ilk devresinde. Umarım bu sezon ilk devreden itibaren takım kimyamızı daha çok oluştururuz. Bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle biz diğer takımlardan çok daha ayrıyız zaten.
çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kaptan, biraz kişisel sormak istiyorum. Uzun süredir basketbol oynuyorsunuz. İlk günkü heyecanınızı tekrar koruyor musunuz? Koruyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ben öncelikle basketbol oynamayı çok seviyorum. Zaten bu kadar sevmesem, bu kadar yıldır bu işin içinde bu zorluklara katlanmazdım. Ama ilk günkü heyecanı hala duymak şu açıdan oluyor. Yani sahaya çıkacağım, maça çıkacağım anda çok heyecanlanıyorum hala. Özellikle kendi sahamızdaki oynayacağımız, kendi taraftarımızın önümüzde çıkacağım maçlarda hala çok heyecanlanıyorum. Bu da çok güzel bir duygu. Hala da belli bir performans sergileyebildiğim için buralardayım zaten. Basketbolu çok sevdiğimden dolayı başka hiçbir açıklaması yok. Kaptan, son olarak şunu sormak istiyorum. Taraftara ne gibi mesajlarınız var? Çünkü Beşiktaş taraftarı bakıyoruz, çok büyük bir taraftar, çok kitlesi olan bir taraftar. Neler söylemek istersiniz bunun için? Onlar her zaman bizim yanımızda. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah her maçta daha fazla, daha artan bir şekilde bir aile olarak çok daha başarılı yerlere geleceğiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Yanımızda olsunlar. Biz de onları gururlandıracağız. Kaptan, çok teşekkürler değerli yorumun için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyenler, Kaptan Muratcan Güler'le yaptığımız röportajın sonuna geldik. Tekrar yeni röportajlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.